Gecelerin ayazında birisini üşüdüm. Bildi de çaresiz hasretini. Merhaba. Sizlere bir şarkımdan bir cümle girdim ama önce bir şey söylemek istiyorum. 2020, bugün Ekim ayındayız. 2020 girdi, kaç ay oldu? 10 ay oldu. Maşallah bir geldi, bir geldi, pir geldi. İşte iyi gelmedi. Mart ayından bu yana pandemiydi, koronaydı. Uf! Neler geçti? 6 ay üzerinden geçti. Hepinize çok geçmiş olsun. Süreç devam ediyor. Allah kolaylık versin. Ama koronaya inat, pandemiye inat, 2020'nin sanat olumsuzluklarına inat. Biz burada olumlu sanat yapmak için buradayız. Ve harika projelerimiz var. Koronaya inat, pandemiye inat. Yepyeni şartlara geliyoruz. 2020 bitiyor ama 2021 bomba gibi olacak. Hoşçak Türkay dedi dersiniz. Aynen öyle. Çünkü neden? 2021'de biz yepyeni bir şarkımız anlatacağız. Şarkımızın adı, belki duydunuz, belki duymadınız, bilmelisin. Veya tam Türkçesi ismiyle Gecelerin Ayazında. Şarkımız bu. Oradan bir kupleyle girdim. Tekrar bir kupleyle ben devam edeyim size. Gecelerin Ayazı nasıl bir şarkı? Buyurun, şöyle bir şarkı. Gecelerin ayazında bir seni üşüdüm. Biri de çaresiz sevdanı yarim. Dedik. Bu kadar mı olsun? Şarkı çıkınca bunu daha iyi anlarsınız. Klibi çıkınca. Çünkü önümüzdeki hafta klip çekimlerine başlıyoruz. Gecelerin Ayazında Bilmelisin klibi haftaya çekime başlıyor ve 2021, hadi ben diyeyim Ocak sonu, hadi diyeyim Şubat ortası, ama bomba gibi şartlara geliyoruz. Bu arada başka bir müjde daha vereyim ben size. Ne olacak? O da Mart ayında Yedi İklim şarkımızın klip çekim projesi hazırlandı. Yedi İklim. Bakın bu çok önemli. Neden? Biraz sonra anlatacağız size. Hoşçak Türkay dediğimiz zaman, değil mi sevgili arkadaşlar? Yepyeni projeler, yepyeni şarkılar, yepyeni ruhsal ezgiler, yepyeni rüyalar, yepyeni ezgiler. Ve arkasından Nisan ayı geldiği zaman ne gelecek? Kanı Dallar şarkımız gelecek. Ne çizdik? Demek ki Şubat, Mart, Nisan dediğimiz zaman 3 şarkımız. Gecelerin Ayazında Bilmelisin ve Yedi İklim ve ardından da Nisan Baharı karşıladığımız zaman inşallah Kanlı Dağlar şarkımızda bir üçlü konsepte geliyoruz. Neden buna geldik? Çok kolay bir nedeni var bunun. Sanatçı koronaya inat, pandemiye inat üretir. Naçizane Hoşçak Türkay'a siz sanatçı sıfatını verdiniz, müzisyen sıfatını verdiniz. O halde bize de üretmek düşer. Bak isimlerini de verdim şimdiden. Peki bir şarkı nasıl çıkıyor? Oturup şarkı yazmıyorsunuz. Yazılmaması gerekiyor bence. İçimizdeki var olan duygu, düşünce, haleti ruhiyemizi anlattık. Özellikle Gecelerin Ayazında şarkının dikkat. Neden? Çünkü o bir Hoşçak Türkay şarkısı. O bir Hoşçak Türkay'ın haleti ruhiyesi şarkısı. O bir sevda şarkısı. O bir hasret şarkısı. Bakalım görelim nasıl olacak. Ben iddia ediyorum. Herkesin gönlündekine göre bir tercüman olacak. Hislerine tercüman olacak bir şarkı. Ve Yedi İklim'den bahsetmek istiyorum. Yedi İklim. Yedi İklim ne diyor? Bugün başım efkarlarda, közlere yanmış köz gibi. Bugün başım duman duman, diline hasret söz gibi. Diye devam ediyor. Ha nasıl müzik? Ha, o müzik olduğu zaman o zaman göreceksiniz. Mart ayında çıktığı zaman çok iddia ediyorum. Zirvede şarkı olacak. Yedi İklim. Arkasında Karlı Dağlar. Karlı Dağlar çok uzun ince bir yolun sonuna giden, Karlı Dağların ardına giden bir düşü, bir rüyaya anlatır. Tabii ki sanatçının rüyasının, tabii ki bestecisinin. Ve son cümle olarak şunu söyleyeyim. Yedi İklim'den özellikle şunu söyleyeyim ben. Veda etmemeyi için sizlere. Hepinizi çok seviyorum. Yok sabahım, ne seher, ne tan,
neredesin? Ah gelsen bir an. Neredesin? Dön Ceyhan gözüm. Gel gel.